1938 7. ayın 11'inde Bulgaristan, Eski Cuma, doğum yerim orası. 1978'de Mayıs'ın 20'sinde göç ettim Bulgaristan'dan Türkiye'ye. Geldiğimizde anladın mı? Ekmek yok, para yok, bize bir şeyler dediler, şöyle gidin, buraya gidin, bir kimse destek vermedi. Ondan sonra iş aradık, iş bulamadık, zaten iş yoktu. Geldiğimiz yıllarda evde bulamadık, kira parası da yoktu. Geldiğimiz günlerde herifler bazı eşyalarımızı aldılar bile, çaldılar bile aradım. Garajlarda anladım. Ondan sonra bazı kişileri böyle iş verme istediler. Geldiler, şu işi yapabilir misin, bu işi yapabilir misin? Yaptık, boyacılık yaptık, sıvadık, sebzecilik sattım anladın mı? Bağ yaprağı sattım, erik sattım, elma sattım, böyle seyyar satıcılık yaptım. Simitçiliğe başladım. Simitlerden de burada öğrenciler, yoldan geçenlere, parası olana verdim, erişmemiş parası olmayana verdim. Kimseyi kahir etmedim, kimseyi boş vermedim. Hepsine yardımcı oldum anladın mı? Veren de oldu, vermeyen de oldu. Bugünlere de şükürler olsun. 20 simit sattım, 30 simit sattım, 50 simit sattım, 100 simit de sattım. O günler geride kaldı. Onlar bitti gitti kalmadı. Selamünaleyküm. Aleykümselam Murat amca, sağ olasın. Siz de sağ olun. Allah kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Simit alacağım ben. Kaç tane Murat amca? Vallahi 15 tane. Tamam. Hazırlayın Murat amca. Ne var ne yok, iyisiniz. İyiyiz Murat amca. Sen nasılsın? İyilik versin. Ben de iyiyim. Çok şükür. İyi gelin, biliyorum. Eskiden daha başkadı, şimdi iş yok. Hepsi simit satıyor sıradan anladım. De bugün aldım 15 simit, sabah aldım 5 simit de sonra aldım 20 simit. Böyle. Eskiden işler başkadı. Satışlar yüksekti. Ekmek parası çıkardı. Şimdi yol parası bile çıkmıyor. Çok zor. Çok zor günler. Evde dursan daha kötü. Kafa bozuldu yani. Kahır ol yani. Çoluk çocuk da bunu görüyor, aile de görüyor. Ne yapacağım? Buraya gelmek de dostlarla şöyle böyle anladın mı? Günü geçiresin anladın mı? Avşama çekip gideceğim. Bir de bu simidi satamazsan ne olacak? Simidi geri alınmıyor. Toplayasın naylona, doldurasın, eve gideceksin. Avşama sofrada yiyeceğim. Fethullah Hoca'yı tuş etti, tuş. Ne yaptılar? Tuşa getirdi, tuşa Fethullah Hoca'yı. Başbakan. Nereye getirdi? Sütun üzerine getirdi ya. Yendi. Ya Fethullah Hoca'yla durmadan tutuk verdi ya. İki devlet vardı ya. Vay be. Suçlu mu çıkarttılar onu? Ya o diyor millet bana rey verdi, o diyor benim sayemde rey verdi. İşte öyle. Ya. Şimdi şöyle bir şey. Ben de şimdi rahatsızlık var, anladın mı? Fazla yememem lazım, anladın mı? Bir simit yedikten sonra tansiyonum yükseliyor fazla yedikten sonra, anladın mı? İşte korumam lazım. Bazı bir yarım simit de yiyorum. 8-9 tane ilacım var, apım var içiyorum. Bir de tozum var, 9 oluyor. Anji oldum 2 defa. Tansiyon, şeker, kolesterol, anladın mı? Bunları söyleyebilirim. Hani belleyemiyorum atları, onları söyleyemiyorum. Anladın mı? Öyle bir eğitimim var ki, eğitimim çok yüksek seviyede, övme gibi olmasın, anladın mı? Cahilim kendim ama eğitimim çok güçlüdür, anladın mı? Sen derler, nereden öğrendin bu eğitimi derler. Benim babam, anam, bundan bana çok verdi. Ben okudum 5'e kadar. 5. sınıf ama Bulgaristan'da okudum ben. Kendim göçmenim. Hoca bana derdi böyle, Murat oku oku. Sizden çok okumuş insanlar aranıyor şimdi. Ben o sırası 2. Dünya Harbi'nde 7-8-9 yaşındaydım. Çıraklık yaptık. Hayvan güttük ötede beride. Biraz okuldan uzaklaştık. İşte 5'i çıkardık, 6'ya geçti, bir daha da gitmedi. Hem futbol oynadık, atletizm çok yaptım ben, anladın mı? Ailemle birlikte pek uzaklaşmadım, ailemi çok severdim. Anam babam rahmetli, sağdılar o zaman. Bana çok destek verirler okuyayım diye ama fakirlik vardı çok. 2. Dünya Harbi'nde Avrupa mahvoldu, anladın mı? Biz de onlardan biriydik. Ta ötesini devam edemedik. Çıraklık yaptık, çobanlık yaptık, hayvan güttük, aç durduk, susuz durduk. İşte böyle yaşadık gençliğimizi. Eski mezunlardan mesela 10 sene olmuş, 15 sene olmuş, Mersin'den gelen var, anladın mı? İzmir'den gelen var, anladın mı? Birçok yerden gelen var, şimdi söyleyeyim. Geldiğinde daha sarmışlar bana, sen buradasın Murat amca, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Hiç yorulmadın mı sen? Yaşlandım diye kaykama, yapacak bir şey yok. Ekmek lazım diyor. Çoluk çocuk ekmek bekliyor. Böyle hatırlarla yaşamaya çalışıyoruz. Dostlar geçiyor, selam verirler. Onlarla ben de kaynaştım, anladın mı? Hocalar burada, öğrenciler de burada, anladın mı? İşte eğitim, iletişim, siyasal, hukuk, adaletten çok güçlü arkadaşlarım oldu, öğrenciler. Mezun olanlar da böyle onlarla kaynaştık. O gün bugün yaşamaya çalışıyoruz. Yani. Dersler bitti. Arkadaşlar fotoğrafa gelmez misiniz? Gir arka. Gir. Abi Adam oldu şey oldu. Acık mantık lazım. Bir düşünseler dışarıdan biri gelmiş yabancı buraya bir ekmek parası çilenmiş. Nasıl ajans olabilir, polis olabilir? Bu kadar yüksek okulda okuyarak hiç mantık yok mu, akıl yok mu? Onlar da polismişim, ajansmışım. Öyle bir şey yok. Murat amca, belgeseli nasıl buldun? Sağ ol. Mustafa bir şey söyleyeyim. Azıcık mantık lazım. Bir düşünseler dışarıdan biri gelmiş yabancı buraya bir ekmek parası için gelmiş. Nasıl ajans olabilir ve polis olabilir? Bu kadar yüksek okulda okuyarak hiç mantık yok mu, akıl yok mu? Onlar da bunu desinler bana, ben polismişim, ajansmışım. Öyle bir şey yok, anladın mı? Benim çolum çocuğum var, benim ailem var, anladın mı? Ben bir ekmek için geleyim buraya, anladın mı? Öyle şey olur mu? Bunlar yanlış. Azıcık düşünseler, anladın mı? Bunu söylemeyecekler. Bana destek bile verecekler o zaman. Ama bunu o ondan işi de, o ondan işi de, işi görür gelir, anladın mı? Hala tabire gelen var. Murat amca gelir, sen polismişsin, ajansmışsın. Doğru mu diyorlar? Nasıl olurum ben polis? Ajans? Bunlar onların düşünecekleri, anladın mı? Yapacak bir şey yok, anladın mı? Benim çocuklarım, hepsi de bunlar benim çocuklarım, anladın mı? Mezun olanlar da benim çocuklarım, anladın mı? Onlar sevgi insanı hiçbir vakit unutmaz. Sevgi, saygı, bunlar çok önemli bir şeyler var. İnsanın parası olsun olmasın, insanlığı olsun, o yeter her şeye, anladın mı? Bu önemli çok. Bunlar bende var. Övme gibi olmasın. Ben herkese saygı gösteririm. Elif geldi bana burada urdu bile. Ben gene saygı gösterdim ona. Her türlü sevgiyi, saygı gösterdim. Kimseye gücendirmedi. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun. Böyle yaşadım ben burada. 28-29 sene kadar, 30'a gideceğiz inşallah.